Bu işi 1982 yılında Cumhurtaraş tarafından, yani rahmetlik babam tarafından kuruldu. İlk mesleğe kasaplık olarak başladı. Kasaplıktan restoran olarak da Turaç'ı, işte Kahramanmaraş'a yolu düşen kişiler geldiyse bir defa da olsa bu atmosferi yakaladı. Köy usulü gibi böyle sofralarda, bakır sinilerde, işte ayran taslarından kepçesine kadar her şey bakırdan. Yani burada tam böyle teyzelerimiz, nenelerimiz geldiği an gözleri doluyor. İşte geçmişi yaşıyor. Geçmişi yaşayabileceğiniz bir nostalji bir mekan. Yani biz bu sektörü ben babamdan sonra 5 yıldır işletiyorum. Depremden önce daha iyiydi. Şimdi de toparlandık. Ondan sonra yıkıldığını düşünenler var ama yıkılmadık. Dimdik ayaktayız, devam ediyoruz. Tüm Kahramanmaraş halkını turaca bekliyoruz. Damak lezzetine hitap etmek nasıl bir duygu? Şöyle diyeyim, damak lezzetini yakalamak zor bir şey aslında. Ama kullandığım malzemelerden, pişiriminden, ustalığından, işçiliğine kadar her şey tek tek emek harcanarak kullanılacak şeyler. Yani kaliteli et her zaman damak lezzetini hitap edebilir. Yani bu şekilde diyeyim ben efendim. Müşteriler şu aralar en çok bizde istediği eli böğründe. Mesela bir tarafta eti, domatesi, sarımsağı, fırında bir yemek üzerine kaplama yapılıyor. İsterse üzerine pirzola da isteyenler oluyor. O şekilde şu an en çok tercih edilen o. Bir de spesiyal karışık ızgaramız var. Karışıkta 5 çeşit et var. İstemediği herhangi bir yemek varsa bırakmayız et olarak da. Bu şekilde efendim. En iyi yemek eli böğründe. Vazgeçilmeyen lezzet o. Yani eli böğründenin standartını bulduk. Yani bundan 10 yıl önceki o babamın getirdiği kanallardan olsun, şundan olsun ve lezzetler gerçekten en çok tercih ediliyor. Ben 10 yaşında girdim bu sektöre aslında. Babam okuldan beni çıkarırdı, işte sabahleyin getirirdi, tezgahın başına geçerdim. İlk 10 yaşında ocağın başına geçtim. İlk 10 yaşında. Şu an yaşım 25. 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. İnşallah daha da ilerleteceğim. Yani projelerimiz var, fikirlerimiz var yine. İleride inşallah daha güzel yerler olacak. Kahramanmaraş'ta yolu düşen herkesi, tüm Kahramanmaraş halkını Turaca bekleriz.